LGS'ye son 26 gün, hayallerimizdeki okula girmeye çok az bir zaman kaldı ve inşallah da gireceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Gayretli bir şekilde çalışmaya devam edin. Önünüze sınav geldiği zaman, mesela şu an denemeler çözüyorsunuz ya, aynı şu anda çözdüğünüz denemeler gibi sınav da önünüze gelecek ve rahat rahat yapacaksınız. Tabii ki denemeleri çözerken takıldığınız sorular oluyor, yapamadığınız sorular oluyor. Belki LGS'de de yapamadığınız sorular olacak. İnşallah hiç olmaz. İnşallah hepsini yaparsınız ama bu çok normal bir şey. LGS'ye kadar düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin ve inşallah hayallerinizdeki liseye gireceksiniz. Şimdi haftanın sözüne baktığımızda büyük düşünürlerden Ziya Gökalp diyor ki, başarının sırlarından biri geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektedir. Yani bazen denemelerde, bazen hayatta, bazı anlarda istemediğimiz sonuçlar alabiliriz. Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu bir süreç, bu bir yarış. Biz bu yarışın içerisinde bazen kayıplar verebiliriz, bazen takılabiliriz, bazen geriye gidebiliriz, bazen yanlışlar yapabiliriz. Ama önemli olan bizim bu yarışa katılmamız ve bu gayreti göstermemiz. Biz bu gayreti gösterdiğimiz sürece emin olun sonuç çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi hemen haftanın sorusuna baktığımızda Ayşe Atak diyor ki, LGS yaklaşıyor ve denemelerim hedeflediğimden düşük geliyor. Sınavda gereğinden fazla stres yapıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar, stres yapmanızın temel sebebini söylüyorum sizlere. Moralinizi bozan insanların cümleleri. Onlar kendileri kazanamadıkları için, onlar kendileri kazanamayacakları için sizlere de yapamazsın, kazanamazsın, çalışma boşuna, emeğin boşa gidecek diye saçma sapan, gereksiz, anlamsız yorumlarda bulunuyorlar. Bakın arkadaşlar, bunu size ispatlarıyla gösteriyorum. Bu arkadaşımız geçen sene 2021 yılında 2 tane matematik neti yapmış. Hatta net bile değil, neredeyse 1.66 net yapmış. Çünkü bir tane yanlış yapmış. 12. dilime girmiş ve şu anda bir sosyal bilimler lisesini okuyor. Ve aynı şekilde birçok Anadolu Lisesi'ne de girebilirdi. Veya bu arkadaşımız 7 matematik yapmış, bu arkadaşımız Fen Lisesi'ne de girebiliyor. Veya bu arkadaşımız 4 matematik yapmış, bu arkadaşımız da yine İstanbul, Ankara, İzmir'de bazı önemli fen liselerine girebiliyor. Şu anda kendisi fen lisesini okuyor. Veya başka bir arkadaşımıza bakıyoruz, 10 matematik yapmış, yine fen lisesine, Anadolu Lisesi'ne girmiş. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, sizler ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın mutlaka yapamazsın, edemez. Yani siz Türkiye ikincisi olsanız size diyecekler ki, ya Türkiye birincisi olamazsın ki. Ya bu insanlar her zaman etrafınızda olacak. Hayatın her anında moralinizi bozan, kazanamazsın, yapamazsın, edemezsin diyen insanlar olacak. Siz onları dinlemeyin. Sadece çalışırsam kazanırım. Ha, çalışırsam Galatasaray Lisesi'ni mi kazanırım? Bilemiyorum. Belki o kadar da değil. İnşallah o da olur ama olmasa da kendi şehrimdeki, kendi ilçemdeki, kendi bulunduğum yere yakın bir yerdeki iyi bir Anadolu Lisesi'ni, iyi bir Fen Lisesi'ni kazanabilirim diyeceksiniz. Ve unutmayın, bu bir sıralama sınavı. Yani sınava girdiniz, çıktınız. Ne yaptın? Çıktım, 20 tane matematik, 20 tane yapamadım. O yüzden kazanamayacağım. Ya öyle bir şey yok ki. 20'de 20 yaptığın zaman zaten Türkiye'de ders yapıyorsun. Matematikte ya da fende ya da Türkçe ya da diğer branşlarda yanlışlarınız çıkacak. Bu çok normal bir şey. Yanlışsız sınav çok azdır. Genelde öğrenciler hep yanlış yaparlar. Bu normal bir şey. Önemli olan sizin bu yanlışlarınızı daha az yapmak için şu anda gayret gösterip çalışmanız ve sınava girdiğinizde inşallah yapabileceğinizin en iyisini yapıp, bazen boşlar bırakıp, bazen belki de yanlışlar yapıp, inşallah hiç yanlış yapmazsınız. Ama yanlış da yaparsanız endişelenmeyin. Bunu söylemek istiyorum. Bu bir sıralama sınavı. Yani bu öğrencimiz 2 tane doğru yapıp, 1 tane yanlış yapıp sınavdan çıktığında matematikte ağlamadı. Çünkü biliyordu ki kazanacağını. Biz ona dedik, bak kazanacaksın, merak etme. Zaten o Galatasaray Lisesi'ni istemiyordu. Kabataş'ı istemiyordu. Hani oraya için netlerinin düşük olduğunu biliyordu. Ama 2 tane matematik yaptım diye oturup da ağlamadı. Çünkü sıralama sınavı olduğu için, diğerlerine de bir şeyler yapabildiği için 12 ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyor şu an. İsterseniz araştırıp bulabilirsiniz. Ya da bu öğrencimiz 7 matematik yaptığında eyvah bittim. Hatta 4 tane yanlış yaptığı için neredeyse 5.66'ya geliyor neti. Yani 5 matematik yaptığında bittim, battım, ben mahvoldum demedi. O da bir şekilde girebildiği iyi bir Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne girdi. Dolayısıyla buna benzer bir sürü örnek gösterebilirim. Bunlar gerçek sınav sonuçları arkadaşlar. Dolayısıyla ben şunu demek istemiyorum. Dolayısıyla 2 matematik yapın. Hayır, öyle bir şey demiyorum tabii ki. İnşallah 20'de 20 yapın. Ama bu bir sıralama sınavı. Yani 20'de 10 da yapsanız istediğiniz yeri kazanabilirsiniz. 15 yapsanız da istediğiniz yeri kazanamayabilirsiniz. Herkes çok iyi yapar. Çok kolay sorarlar matematiği bu sene. Sen 15 matematik yaptın diye sevinirsin. Ama bir bakarsın herkes yapmış. Hayda, ne oldu sıralama sınavı, ben yine geride kaldım. Aynı şekilde çok zor sorarlar. Herkes çok kötü yapar. Sen de çok kötü yaparsın ama herkesten daha az kötü yaptığın için, herkes 5 matematik yaparken sen 7 matematik yaptığın için, yani senin okulunu isteyenler arasında, sen istediğin okula girersin. Dolayısıyla şu an yapman gereken bol bol çalışmak, bol bol deneme çözüp, denemelerde hatalar yapıp, bunların doğru çözümlerini öğrenmek, cevaplarını öğrenmek ve bu son 26 günü bol bol deneme çözerek, bol bol çalışarak çok çok iyi değerlendirmek. Zaten biz de LGS son tekrar programında sürekli olarak sizlere bunu vurguluyoruz. Çalışın, tekrar edin, bir daha çözün, bir daha tekrar edin arkadaşlar diyoruz. Çünkü
3-4 net fazla yapsanız çok mutlu olacaksınız. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da bunu yapacaksınız arkadaşlar. Son tekrar kampında deneme yapılacak mı? Evet. Son tekrar kampımıza geri sayım denemelerinden bol bol deneme ödevleri vereceğiz size. Bu denemeler yani 3-2-1 toplam 3-2-1 dakika içinde 6 hesaplayamadım yani. 6 tane denemeyi sizler çözeceksiniz arkadaşlar. Ve bu denemeler harici başka denemeler de çözmeniz lazım. Gerçek LGS sayısalları, sözelleri, 2020'leri, 2021'leri mutlaka çözün. 2019'ları mutlaka çözün arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okul sınavları yaklaşıyor. Bak 7 ayrı yazmış, tebrikler. Ve tekrar kampı ile çakışıyor. Sınav hazırlık videolarınız olacak mı? Tabii ki arkadaşlar. Yazılı videolarımız olacak. Bu bizim son tekrar programımız. Bunun haricinde yani son tekrar programımız haricinde dünyanın en uzun canlı yayınlarının olduğu, süper hangi sorular gelir tekrarlarının olduğu videolarımız haricinde, bakın bu videolar çok önemli. Mesela yarın canlı Türkçe detaylı tekrarımız arkadaşlar, sizlere tek tek sınavda çıkabilecek soruları söyleyeceğiz. Yani 2018, 2019, 2020, 2021'leri inceledik ve baktık ki adamlara benzer şeyleri soruyorlar. Yani iki cümleyi birleştirme, altı çizgi üzerine anlatmak istenen nedir? İşte kesinlikle ulaşılır, sözel mantık. Bu soru köklerinden %100 soru gelecek diyeceğiz ve sizlere 20 sorunu net bir şekilde 10 tane kökünü %100 birebir vereceğiz arkadaşlar. Ve buna benzer diğer fende de böyle, inkılapta da, dinde de, İngilizce de sizlere soruları paylaşacağız. Yani nasıl paylaşacağız? İnceliyoruz, deli gibi detaylı bir şekilde bakıyoruz. Aa bunu bir daha sormuş, aa bunu bir daha sormuş. Siz de bunları dikkatlice izleyin. Sonrasında mutlaka yine o sorulara göre, sınav sorularına göre hazırladığımız soruları, denemeleri çözün. Ve kamplara katılın. Bunun haricinde, burası son tekrar programı. Bunun haricinde tabii ki yazılarınızla alakalı süper efsane yazılı provalarımıza gelecek. Yazı notlarından da zaten çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz ki demiştim, tamam bunu cevaplamıştım. Yani yazılarınız bizde, hiç merak etmeyin. Yazılar çok rahat halledilecek. Matematik deneme artı okul sınavında puanımızı yükseltmeye nasıl başarırız? Teşekkürler şimdiden. Arkadaşlar yazılı notlarıyla yazılılara çalıştığınız yazılı provalarını izlediğinizde hem okul sınavlarından yüksek not alıyorsunuz hem de LGS'de de bunlar çıkıyor. Sonuçta yazılılarda çıkanlar LGS'dekiyle aynı. Sadece LGS'de test şeklinde seçeneklerle soruyorlar. Böyle yeni nesil soru yapıyorlar. Yazılıda direkt yazılı sorabiliyorlar. Gerçi şimdi LGS senesinde sizin yazılarınız da test oluyor ama sonuç olarak yazılı notlarından güzel güzel yazılı provalarıyla çalıştığınızda okul sınavında puanınızı en yüksek seviyeye çıkarıyorsunuz. Bunun haricinde LGS son tekrar kampımızdaki videoları da detaylı bir şekilde izlerseniz, bakın tekrar söylüyorum. Dünkü matematik canlı yayında da aynı şey yaptık. Yarınki Türkçe'de de aynı şey yapacağız. Direkt sorulara odaklayacağız. Bak bu çıkmış, böyle çıkar, böyle yapacaksınız. Bu çıkmış, yine çıkacak diyeceğiz. Yani ve biz sonra ne oluyor biliyor musunuz? LGS'den sonra da şöyle diyoruz. Bakın anlatmıştık, bu çıktı diyoruz ve öğrencilerimize başarımızı, öğrencilerimizle beraber onların başarısını sevinçle kutluyoruz. Dolayısıyla siz de kutlayanlar arasında olun. Mutlaka bu detaylı videoları izleyin. Mutlaka tekrar tekrar sorular çözün. Doğru denemeleri çözün ve LGS son tekrar programı sonrasında da inşallah yapabileceğinizin en iyisini yapın ve güzel bir sonuçla LGS'den ayrılın istiyoruz arkadaşlar. Haftanın okulu Eskişehir Anadolu Lisesi hazırladılar, temizlediler, sizi bekliyor arkadaşlar. Hatta geçen sene tertemizdi. Bu sene biraz öğrenciler okullar açılınca girdiler. Ama sizin için, yeni gelecek hazırlıklar için tertemiz bir şekilde yeniden hazırlıklar yapılıyor. Sizi bekliyor arkadaşlar bu okullar. Çalışıp kazanın inşallah. LGS son tekrar seti haftanın kaynağı. LGS son tekrar programıyla birebir uyumlu bir şekilde direkt sorulara göre giden mükemmel kitaplar hazırladık arkadaşlar sizlere. Bu kitaplarımız sizlerin ödevleri olacak. Yani LGS son tekrar matematikte mesela direkt matematiğe çıkabilecek sınav sorularına göre hareket ettik. Sınavda böyle çıkar, sınavda buna dikkat edin dedik ve sınav sorularına göre, sınavdaki çıkabilecek kelimelere göre, sınavda çıkabilecek kavramlara göre fende, sınavda çıkabilecek soru cümlelerine, cevap cümlelerine göre, aynı şekilde LGS son tekrar Türkçe'de de direkt sınav sorularına göre, yani sınavda böyle çıkar. Sınavda sınav modeli infografik yorumlama, sınav modeli görsel metin eşleştirme, sınav modeli tablo yorumlama, kesin olanı belirleme, şifre oluşturma, sınıflandırma soruları, yarışma sorusu, tarih belirleme gibi tek tek soruları sizlerle paylaştık arkadaşlar. Dinde de aynı şekilde. Bu son tekrar setini de Tonguç mağazadan ya da Tonguç kıtasiyelerden bulabilirsiniz. Hadi bakalım, az bir zaman kaldı ama bu az zamanda da çok büyük başarıları elde edebileceğinizi unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar.